بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de uşbu muhteşem mescidde siz bilen bizge marifi sohbet utkazış imkanını bergen Allah Teala'ga san sanaksız hamdü sanalarımız bolsun. Ve bu marifi sohbetini hemimiz için manfaatli buluşunu nasip etken bulsun. Hemimiz yakşı bilemiz, siz bilen biz aciz bendelerde Allah Teala'nı bergen nimetlerini son sanağı yok. Cüda kub nimetlerini Allah Teala siz bilen bizge bergen. Biz aciz bendeler o şey nimetlerine kadirge yetişimiz matlub. Lekin min afsuslar bulsun ki o şey nimetlerine kadirge yete almayımız. Köprak nimetlerine kadirini nimetini koldan çıkarganımızdan keyin fırsatı ötkenden keyin düşünüp yetemiz. Ondan keyin afsus nadomatlar bo'ladi. Attan bilmoqman ekan. Ne'matni behuda o'tkazib yuboribman, qadrini bilmoqman degan afsus nadomatlar bo'ladi. Bu hamma tarafdan bor. Hattoki xalqning ichida maqollarga aylanib ketgan holatlar bor. Misol uchun aldığından ötken suyunun kadri yok dedi halkta. Su akı durup da geçesi gündüzü yıl devamı da ötesen ketesen kadrini bilmeysen. Çölge çıkıp çankap kalsan yani gen suyunu nümerdeki esin geçişerdi. Hani de aldığından ötüp durgan suyunu her tamçısı gavhar bulup görünerdi. Lekin afsus ki yok. Şairler şehir kılıp aytadı. Ta yetim bulma günce bilmez atanı kadrini. Ata var, ona var, büyük nimet. Lekin bala o şey nimetlerinin kadrini bilmeydi. Onların erkenini kımaydı. Bir hürmet kıladı. Bir parva buladı. Onlar vefat ettik etkenden keyin kadr bilinedi. Afsus buladı. Nadamat buladı. O başka halatlar buladı. Aza bizi dinimiz, ruhi terbiye, hamma maşayihlerimiz, hamamız katta bo'laylik, kichik bo'laylik, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, siz bilen bizge Allah Ta'ala bergan ne'matni, qadrini bilishimizni tavsiye qilishadi, o'qitishadi, o'rgatishadi, aytishadi, nasihat qilishadi. O ne'matni, qadrini bilish qanaqa bo'ladi? Deyilse bazı bir kişiler etedir ki nimet yok. Misal için nimet mülkten ibaret değilik. Buranın yakışı havlu cayı var. Onu kadrıge yetemen desen o şu havlu cayı yakışarıydı. Behudadan behuda hem neselerini vurup divarlarını çizip suvarlarını düşürüp eşilerini tepip açıp sindirip yakışın gavşeden kopar muamele, kadrini bilmesinden her hıl nesnelerini işletip bir yıl yarım yılda karabomaydaman derecede kilitirip koysa demek bu
odam o'sha uy ne'mati, hovli ne'matini, uni qadrini bilmadi. Qadrini bilganda ana shunday bo'lishiga yo'l qo'ymasdi. Bugungi kunda odamlarning ko'piga ne'mat bo'lib ko'rinayotgan narsalar avtoulovlar. Hamma iloji boricha chiroyliroqini odamlar ko'rsa og'zi ochilib qoladiganini olishga harakat qiladi. Uni endi har kuni artib, yotiratib, hamma tarafini ustalarga ko'rsatib, moyini vaqtida almashtirib, gard yuqtirmasdan silab setob olib yursa, nima? Ne'matni qadriga yetyapti bu deydilar. Qaramasdan chang bostirib, loy bostirib, hamma yog'i zang bo'lib, moyini yaxshi almashtirmasdan buzilib qolib, borib-borib to'xtab qolsa, tuppasiz narsa edi, shu ne'matni qadriga yetmadi, bu mana endi piyoda yuribdi deydilar. O'sha Alloh bergan ne'mat sog'lik, salomatlik, sihhatlik bo'lsa, shu sog'liqni saqlash bo'yicha kelgan tavsiyalarga amal qilib, vaqtida dam olib, vaqtida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni qilmasdan, yemasdan, ichmasdan, hammasini hisob-kitobini qilib, vaqti-vaqti bilan sog'liq mutaxassislariga ko'rinib, ana sog'lig'ini nima? Yaxshi ushlab yursa, mana u odam sog'lig'ini qadriga yetyapti, deydilar. Uni qilmasdan rasvoy radda balo bo'lib, ichib, chekib, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni qilib, keyin yo'talib, aksirib, borib kasalxonaga yotib qolsa, bu sog'lig'ini qadriga yetmadi, deydilar. Sog'liq oilada, ne'mat oilada bo'lishi mumkin. Yaxshi chiroyli oila bo'lib, er-xotin bir-biriga muhabbatli bo'lib, bolalarini go'zal tarbiya qilib, ota-onasini hurmat qilib, oilani chiroyli ravishda ushlab yursa, bu oilani qadriga yetyapti dedi. Har bir a'zo qadrlanyapti, oilani ko'rgan odam havas qilyapti, chiroyli yurishibdi. O'zaro muomalalari ehtirom asosida. Er-xotin bir-birini hurmat qiladi. Bolalar ota-onasini hurmat qiladi, ota-ona bolaga mehr ko'rsatadi va hokazo. Ana bunda ham nima deydi? Oilani qadriga yetdi yoki haliqa bo'lib buzilib ayrilib bir-birimdan yuz ko'rmas bo'lib ketsa, tuppa tuzuk oila edi, shu qadriga yetmadilar, mana ne'matdan mahrum bo'ldi deyiladi. Mana shu gaplarni ne'matni qadriga yetish deyish bizi dinimiz o'lchovida mumkin emas. Bunaqa ishlar ne'matni qadriga yetish emas, ne'matni mahkam ushlash uchun harakat qilish. Lekin mehnat ne'matni qadriga yetish tamoman boshqacha bo'ladi. Kattadir, kichikdir, nima ne'mat ham insonga yetsa, banda buni menga Alloh berdi. Allohdan boshqa hech bir zot menga buni bir zarrasini ham bera olmaydi. Mana shu ne'matni menga yetkazgan Allohga shukr bo'lsin deb, demak tan olishi ana o'sha ne'matni qadriga yetishni boshlanishi bo'ladi. O'sha mashinami, hovlimi, sog'liqmi, tijoratmi, boylikmi, ota-onami, oilami, tinchlik, omonlikmi? Nima bo'lsa bo'lsin, kattasi yu kichigi faqat va faqat Alloh tomonidan beriladi. Mabodo biror inson vositachi bo'lsa, u vositachi beruvchi emas. Ana eng ne'matni tanish, qadrini bilishni asosi shu yerda. Bu menga Allohdan keldi degan chin qalbdan ishonch bilan insonning qalbi to'lishi kerak. Ana shunda ne'matni qadri ulug' bo'ladi. Bir odamni bergani nima yo'q, odamlarni Robbisini bergani nima orasida farq katta. Katta bo'lganda Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa shuncha bor. Ana biz mana shuni o'rganishimiz kerak. O'zimizga zarracha ne'mat yetsa ham, bu menga Robbimdan yetdi. Allohdan boshqa hech kim menga bu ne'matni bera olmaydi. O'zimizni olaylik, ko'z ne'mati.
burun ne'mati, kulağın ne'mati, her bir neresi, kim bir alaydı bizge? Eğer bitti kiprigimiz düşse, bütün dünya bölge olsa, bizge o kiprigini bir almaydı, o zide kalı. Mümkün olmaz. Fakat yine Allah verirdi. Ana bana şu, başlamış şu. Allah bana şunu verdi, Allah ozu verip koyup tarkımıydı, bir şey var mı duradı? Bir şey var mı duradı? Sağlığını bana Allah verdi. Eğer bir gün sağlığım bir lahza Allah'ın inayetinden çekti kalsa, ben kesat olurum. Sağlığımı çarptırırsam, Allah'ın nimeti. Ve başka meselelerin hepsini çünkü takkasıdan uğradı. Hani şimdi o şey, her bir nimet fakat ve fakat Allah'ın özüden yetişini itiraf kılıp, düşünüp, iman keltirip, müstahkemle bütün vücuduyla eskindir vakandan keyif, nimetle şükür kılışı ödüler. Nimetle şükürü iki kısımdan ibaret oladı. Manevi şükür. Allah özü şükürge buyurdu. En şükür li vali vali dey. Kur'an'da var. Menge şükür kılıydı anladı. En manevi şükür nimet bergen zatken maktav. Dil bilen eğitip, dil bilen tasdiklaş. Allah'a hamd olsun, şükür olsun, maktav olsun, menge sağlık nimetini verdi. Dil bilen eğitiledi, dil bilen tasdiklanedi. Eğer şunu eğitmese insan, nimetine naşükür buladı. Dilide itikad kılıyordu, dilide eğitip tasdiklayıptı. O da evvelki eğitken nimet fakat Allah'dan degen akideni tekrarı buluyor. Hakiki şükranı ise nimetini, nimet beruvchi zotni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilish bilan bo'ladi. Odatdagidek qalaysan, sog'lig'ing yaxshi bo'lsa, Allohga shukr, yaxshi, Xudo sog'lig'ini berib turibdi deb qo'yib ketaversa, u bo'lmaydi. O'sha sog'liqni Allohni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilsin. Allah sağ kılıp koydu mu, şükür kılıp Allah'a ibadet kılsın. Allah halal degen yoldan yürsün. Allah bana ibadetine sağlığı verdi deyip sağlığını haramda işletti ama olsa o şükranı bu muydu? Allah'a şükür bana sağlığı verdi deyip sağlığını naşerli işlerle saklaydı ama olsa bu şükranı bu muydu? Hemen derse de şu, maşinaya mı şu? Maşinanı yuğup, tarap, mayını maylayıp, özünü yantıratıp, haram işken yine varsa o şükürmez. Ha? Şimdi halalga, ailesine, işige, ibadetge, mescidge, adamlarga yakışılık kılışge, işlesin. Haram karış, günah işlerge, özgeyem, halkıgeyem, iyiligeyem, yurtugeyem, bir fayda işlerge işletiş, o şey maşine degen nimetini, naşükürlüğü buladı. Kıfrana nimet deyledi bunu. Bana şunlarsa hemme nimetlerle tek isteyin. Hemme nimetlerle tek isteyin. Kaçsıdır bende haliki eytirgendik özüge Allah Ta'ala tarafından verilgen nimetini hakikatini düşünüp yetse bütün vücudu bilen canı deli bilen bu nimetini menge Allah'ını özü verdi. Allah'tan başka hiç kim beralmese de bu nimetini bergen zat mende şu nimetini tutup hem durup da faydasından çıkardı ozu deyip durup Allah'a şükürler eyti ve nimetini Allah razı buladığın tarzda tasarruf kılıp yürüyüşe cüdahın kulayı buladı, yakışı buladı ve şükür şu buladı. Hani şimdi şükürlük genden ki Allah Ta'ala nimetini berdavam kıladı. Ozu Kur'an'da vaade verip koyuyor. La in şekertum la azidennekum. Eğer şükür kıladavam basanız, kasam ki elbette ben sizlerge ziyade kılıp verim. Ana, her bir nimet, hali gerkenimizde, göz nimetimi, kulağı nimetimi, sağlığı nimetimi, aile nimetimi, tinçlik, amallik, asayişlerlik nimetimi,
ota ona ne'matimi, mashina ne'matimi, hovli joy ne'matimi shukr qilsan ziyoda bo'ladi. Shukr qilmasa nima bo'ladi? Kufroni ne'mat bo'ladi. Kufroni ne'mat bo'lsa nima bo'ladi? Ne'matdan judo bo'ladi. Bu dunyosi oxirati rasvoyi raddi balo bo'ladi. Qur'oni Karimda shariatda kufroni ne'mat, ne'matga shukr qilmaslik qattiq qoralangan. U ne'matga sazovor bo'lgan taraf yakka shaxsmi yoki butun boshli bir ummatmi? Shukrni o'rniga kufr keltirsa, oqibati yomon bo'lishi qattiq ta'kidlangan. Qasos surasida Alloh taolo asosan Fir'avn bilan Musa alayhisalomning qissasini keltiradi. Shu yerda Musa alayhisalomning qavmidan bir Qorun degan odamni ham qissasi 5-6 oyatda keladi. Qorun Musa'nın kavmından idi. O özünü boyligi bilan kavmının üstüden tecavüzkarla kıldı. Havluktu. Haddiden aşık etti. Allah onge şünçelik boylik bergeni dedi ki ambarhanalarının kalitini bir top en güçlük adamlar kütar almasıdır. La tanu'u bihi al-usbatu ulil quvva. Quvvatlik bir usba, bir cemaa, o şu vaqtni eng kuchli odamlaridan bir jamoasi Qorunning moli mulkini, omborxonalarini kalitini ko'tara olmasdi. Ana uni ko'rib. Mu'min mas qavmlar, va buni zo'rligini qara. Qani endi Qorunda bo'lgan narsa bizda ham bo'lsa, deyishdi. Mo'minlar esa Qorunga nasihat qilishdi. Aytdiki, "Ibtagi fi ma'ataka Allohu wajhal akhira va la tansa nasibaka min ad-dunya va ahsin kama ahsana Allohu ilayk." Alloh senga bergan mol-u dunyoni ishlatib, oxiratni tashvishini qil. Buni sarflab oxiratga ajr savob to'plagin. Mayli, bu dunyodan ham nasibangni unutma. Bu dunyodan ham ajr nimangni rohatingni qil, farog'atingni qil, halol pok yo'lingdan bo'lsin. Lekin Alloh senga buncha narsani berib qo'yibdi. Bu bilan sen oxiratni tashvishini qilgin. Alloh senga yaxshilik qildi, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin deb nasihat qilishdi. U xo'p demadi, yo'q dedi. O'titdi ala ilmin indi. Bundan demak o'zim topganman dedi. Shuni topadigan ilmni bilaman, shuning uchun topdim. Boshqa mani birov manda haqqi yo'q buni. Ko'rasizmi? Alloh berdi, o'ziga shukr demayapti. Men o'zim topdim deyapti. O'zimni ilmim bor edi, shunga yarasha topdim deyapti. Kufroni ne'mat qilyapti. Ana o'shuna qilib chiqib gerdayib nihoyatda tumshug'i osmonga ko'tarilib xuddi yerni teshavorganda hovli qilib ketayotgandi. Alloh taolo o'zini ham hovlisini ham hamma yog'ini yerga yutqizdi. Tamam. Kufroni ne'mat qildi. Ne'mat bergan zotni tanimadi. Shukr qilmadi, oqibati shu. Qorun bitta misol. O'shunga o'xshab boylikka ega bo'lib, shukronasini qilmasdan Xudoni tan olmay, odamlarni ustidan gerdaysa, oqibati bir xil bo'laveradi. Ba'zi bir ummatlar, katta jamoatlar o'ziga yetgan ne'matni Alloh berganligini tan olmay, uni shukronasini qilmasdan kufrroni keltirgani uchun ular ham halokatga uchraydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
Alloh taolo bir misol keltirdi. Bir shahar qishloq bor edi. Omonlikda edi. Tinchlik omonlikda edi. Xotirjam edi. Xotirjam edi. Rizqi har tarafdan kelib turibdi. Bu yoqdan ham rizq kelyapti, bu yoqdan ham kelyapti. O'zi omonlikda, tinchlikda, xotirjamlikda rizq kelganda ham rohatdan yoqimli bo'lib kelyapti. Shu to'xtamasdan kelyapti. Hech tashvish yo'q. Lekin ular shukr keltirmadi. Fakafarat bi an'amillah. Allohning ne'matlariga kufroni ne'mat qildi. Shunda nima bo'ldi? Alloh ularga xavf va ochlik libosini taqtirdi dedi. Ya'ni xavf bilan ochlikni kiygizib qo'ydi ustiga kiyim qilib. Kechagi tinchlikdan, omonlikdan, xotirjamlikdan asar qolmadi. Kelayotgan ne'mat uzildi. Nimadan? Bima kanu yasna'un, o'zlarining qilmishiga yarasha. Qilmishiga yarasha. Ana, Qur'onning haqiqati shu. Yakka odamga ne'mat berib shukr keltirmasa qoringa o'xshatadi. Bir ummatga, xalqqa, jamoatga ne'matni berib qo'yib o'sha ne'matni qadrini bilishmasa, shukrini keltirmasa, mana bu qishloqqa o'xshatadi. Xavf xatarni, ochlikni, nochorlikni kiyim kirib, ko'ylak qilib kiygizib qo'yadi ustiga. Bu degani ajralmaydi ularni, ajralmas qismiga aylanib qoldi degani. Ana, ne'matni qadriga yetish qanchalik ulug' narsa ekanligini shundan bilamiz. Hop, endi Alloh taoloning ne'matlari soni yo'q, sanog'i yo'q. Bizga hammasini berib qo'yibdi. Shukr qilishimiz kerak ekan, uncha joyiga keltira olmayapmiz ekan. Ko'proq ne'matni qo'ldan chiqargandan keyin qadrini bilyapmiz ekan. Qanday qilsak shu ne'matni qadrini vaqtida bilamiz? Qanday qilsak kufroni ne'matga o'tib qolmaymiz? Buni izlashimiz kerak ekan. Nima qilaylik endi? Ana, buni yo'li shuki, buni doim Allohni zikri bilan yurish orqali yuzaga chiqariladi. Tinmasdan Allohni zikr qiladi, Allohga muhabbat qiladi, Allohning muhabbatini qozonishga harakat qiladi, yurganda yo turganda mana shu narsani paydan bo'ladi. Ana shunda Alloh bergan o'zini eslab turgandan keyin bergan ne'matini ham eslashga o'tadi. Uni qadriga yetishga o'tadi. Uni shukrini o'rniga qo'yishga o'tadi. Ana mana shu narsa bizga nihoyatda zarur. Buni Allohni zikrini ibodat orqali qilamiz biz. Besh vaqt namoz bekorga bo'lgani yo'q. Alloh taolo aqimis solata lil zikri degan namozni mani zikrim uchun qoyim qil. Allohni zikrini eng ulug' ko'rinishlaridan biri hozir tutib yurgan ro'zamiz. Shu bilan birga nafl namoz, nafl ro'za, Allohni zikri, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh va boshqa zikrlarni doim qilib yurish kerak. Har bir maqomda o'zini zikri bor. Masjidga kirayotganda o'qiladigan zikr bor, chiqayotganda o'qiladigan bor, namozni o'qiyotganda o'qiladigan bor, bozorga kirganda o'qiladigan bor, tahoratxonaga kirganda ularni o'rganishimiz kerak. Tilimiz Allohni zikri bilan hol bo'lib turishi kerak. Bunda haligi narsalarda joy qolmaydi. G'iybatga joy qolmaydi, bo'htonga joy qolmaydi, vaqt qolmaydi, imkon qolmaydi, noshukurlikka imkon qolmaydi. Ana o'shanda haqiqiy banda bo'lib, Robbini tan olib, u zotning ne'matlari qanchalik ulug'vor ekanligini tushunib yetib, ularni qadriga yetiladi, ularni shukri o'rniga qo'yiladi va bu dunyo hamda oxiratning baxtiga, saodatiga erishiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zini ne'matlarini qadrini vaqtida bilishimiz, shukronasini o'rniga qo'yishimiz,
doim bu dunyoyu oxiratni baxtiga sazovor bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbel Alemin, biz aciz bendelerin uluğ Ramazan ayının ahirine gelip, özünün uylarından bir uy bulmuş üçbu mübarek mescidde teravih namazını tüketkenimizden son, dualar kabul buluş makamıda ve vaktide özünün dualarımızın kabul kılışından umudvar bulgan halimizde özünün emir kılgenin de dua kılmaktamız. Seni özün bu dualarımızını özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Allah üşbü okulgen tilavatı Kur'an sevabıdan otken barca mumun ve mumunatlarını bahremant eylegin. Hususen bizi ya vatanimizden otken mumun ve mumunatlarını bahremant eylegin. Bu daheden otkerlerini, bu mescidini kurup otkerler, onda ibadet kılıp otkerler, unda hazır ibadet kılayatkarlardan ve bugünkü lahzelerde özünge kol uzatıp dua kılıp durgan bandarayından otkenlerini, hammalarını bahramat eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kırgın. Kabirlerini münavvar eylep, ahiretlerini abad kırgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emad-i salihlerini hamrah kılıp, ularını yoklap kılayarken bizim dualarımızı dergahinde kabul eyleyip, ahiretteki makamlarını yükselişe sebep çıkırken. Allah özünden yalvarıp sorayımız, büyük Ramazan ayının kündüz külleri, umut bilen tütken rozalarımızı kabul eyleyin. Bu rozalarımızı, günahlarımızı kesilişe sebep çıkırken. Ahirette ise bizge şefaatçi olup kolumuzdan tutup, Rayyan eşiğinden cennetke yetekleb girişini nasip etken. Allah büyük Ramazan ayını keçeleri de bedar olup okuyan teravih namazlarımızı hem dergahinde kabul eylegen. Acrini, sevabını köpeytirip verirgen. Hususen okulgen Kur'an, kılıngan hatmi Kur'anlarını bu dünyada bizge hidayetçi yu ahirette şefaatçi buluşunu nasip etken. Allah mübarek Ramazan ayı şerafat eden, elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zingni barakotingni nozir qilgin, rahmatlaringni, mag'firatlaringni nozir qilgin. Parvardigora, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin, doimo xayr barakada bardavom bo'lishimizni nasib etgin. Alloh, ichimizda bemorlarimiz bor, ularga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musafiri varlarını, musafirini hazır eylegin. Hacetmenlerimizin hacetini rava kılgın. Farzant taraflarına koşa koşa farzantlarını bergin. Karzdarlarını, karzını üzüşte uzun yardımcı bulgın. İlim taraftakilerine ilmi ledun, ilmi Rabbani bergin. Okuşlarını hayırlı bulup hammaga menfaatli buluşunu nasip etgin. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Bu mescidini tutup durgan azizlerimiz, muhterem imam damlamız, bu kişinin naibleri, mütevalileri, mescidini hay'at azaları, kavimleri, ibadetçileri, hemmelerini, dinin yolu da kılıyatken hizmetlerini, acrini, sevabını köpeytirip vergen.
Hatmi Kur'an'ı, teravih namazlarını uyuşturuşta başlı kırgalları için onlara yardım vergeler hammalarına dinin yolu da, mescid yolu da, mumun musulmanlarına kılgen hizmetleri barakatlı buluşa. Bularının acrını, sevabını köp buluşuna nasip etken. Daima şunda işlerge başbaş olup, halkımızın duasını alıp yürüyüşlerini nasip etken. Allah bu mübarek mescidini tamirge hissa hoş etken azizlerimizin hammaları, teşkilatçıları, ustaları, her taraftan himmet gösterirken, gayret gösterirken azizler, katta ve küçük hammalarını, özünü, uyunu, abadlığı için kılıyorken, hatta hareketleri, sarfı haracatlarını barakatlı kırgın, acrını, sevabını köpeytirip vergin. Bunlar bu dünyada senge bir mescid kursalar, bularga her birlerine Allah-u Teala ahiratta kasırlarını kurup vergin. Bularga hoşugan himmetli, gayretli mumun musulmanlarının sağlığını ve sıfatını ziyade kırgın. Allah, kelesi yılgi Ramazanlarga hem sağ salamat, tinç aman gelip, bundan hem afzal ravuşta, köp bugan halimizde, özünü ibadetlerini birgeleşip kılışımızda, özün yardımcı vergin. Allah özünden yalvarıp sorayımız, eli yurtunu tinç aman kırgın. Aziz vatanımızı cennet mekan kılgın, halkımızın özünü razılığını tapadığın halklardan buluşunu nasip etkin. Allah uşbu mescidde hazırda iltica bulan özünge kul uzatıp dua kıptırgan azizlerimizini senden sonra mahcup olgan soruları var, sorularından afzalını bergin. Tile mahcup olgan tilekleri var, tileklerden yaksısını bergin. Senge kıl mahcup olgan duaları var, dualarından alasını bergin. Hammalarının barakaları, kavmi karındaş, yarı dost, biraderler bilen sağ selamet, tinç aman kırgın. Türlü bala afetlerden, havfı katarlardan uzun esregin. Umurlarına, rızklarına, kesimlerine bereke vergin. Allah'u zinden yalvarıp sorayımız, eli yurtunu tinç aman kırgın. Aziz vatanımızı cennet mekan kırgın. Halkımızın özünün razılığını tapadığın halklardan buluşunu nasip etkin. Barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın. Özünün hidayetinden ayırmagın. Rabbana etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.